Selam arkadaşlar, Set Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Subnautica Brazzero'nun 5. bölümünde tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz işaret çizgileri dolaşıyorduk. Şu mimar yapıtı U59'a gidemedik. Oraya gitmeye çalışıyorduk. En son burada kaldık. Ve hatta derinlerde ufak bir base yaptım. Hızlı oksijen sağlayabiliyordum diye onu deniyorduk. Buradan devam edeceğiz. En son buraya girmiştik. Bakayım. 147 metre derinlikteyiz şu an. Hatta burada saldırıyorlardı galiba. Evet, tam tepemizde. Ha, güneş paneli de sökeceğiz. Bunları sökmeden maalesef toplu bir şekilde kaldıramıyoruz. Neyse, fantazimizi denedik. Şöyle güzel bir plan yapalım ama yüzeye çıkalım. Acileye gelmesin planımız şöyle. Buradaları topladık, lazım olabilir dedik. Diğer taraf... İsmini söyleyeyim Ömer. Mimar yapıtı Q59. 486 metre derinlikte gözüküyor. Bunu deneyebiliriz. Hatta burada bir oyunu kaydedelim. Biz buralar bayağı derin. Bayağı dipte gözüküyor. Deneyelim bakalım. Sıkıntı olabilir. Burası bayağı... Bayağı sıkıntılı. Ama burada başka bir geçiş yoktu galiba değil mi? Bakıyorum haritaya, yok. Evet, buradan çıkmamız lazım. Başka bir yarı kullanalım. Oradan bakalım bir de. Burada sinyal yok. Suya girince mi çıkıyor? Suya girince çıkıyormuş. Tam altımızda ya. Buraya... Şuradan deneyelim bakalım bir de gitmeye. Aynı yarık mı bu? Farklı mı? Farklı. Buralarda olabilir. Şöyle bir daha bakalım. Orada var. Tam altımızda. Daha bir derin nokta olmamız lazım. Buradan gidersek daha bir derin nokta var gibi. O zaman şuranın girişine kurmaya çalışalım. Şöyle. Bakayım. Burası dar geliyor. Buraya kuramıyoruz. Tamam, şimdilik buraya kuralım. Aşağı ineceğiz. Detaylı bir şekilde bakacağız. Üstündeki malzemelere koyacak yer olmadığı için kurdum aslında. Bakayım. Buldum. Daha detaylı bir araştırmaya gidiyorum. Hatta burada kaydedelim. Da biraz daha aşağı indik. Evet, buraya daha önce gelmiştik ama çok acele gitmiştik. Muhtemelen mimar yapıtı dediği aşağıda. Bunların içinden geçmiştik. Evet, buradan da acele edelim. Aşağıda gözüküyor sanırım. Bayağı yaklaştık. Bayağı sıkıntılı buralar. Nefes alacak bir şeyler lazım. Çok yaklaştık. Tamam mıyız? Bence çıkalım buradan. Bunun tam üstünde de bir şey varmış. Ama kapalı, çıkamıyoruz. Yakut. Vay vay vay. Bu arada elmas aldık da yakut hiç almamıştık. Yani ölüm riskimiz gitgide artıyor. Başka var mı buralarda yakut? Önce bakalım. Elmaslar var da yakut hiç toplamamıştık.
azından burayı başardık gibi arkadaşlar. Tuban giysip parçası daha var. Araya bir sekana tarayalım. Bunun da üretimine başlayacağız o zaman. Ha, iki parça daha mı istiyormuş? Elmaslar burada. Ya birazdan yüzeye çıkamazsak öleceğiz. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. O da bizi zora sokabilir. Ya buraları gelip detaylı araştırmak lazım. Son bir parçası daha kaldı. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Bunlar hızlı yenileniyorsa bir yana gider, hızlı yenileriz. Yenileniyor galiba. Aşağı bir daha bakayım. Bir de aşağıda vardı ya şurada. Aralıklardan bir yerden kaçarız ya. Daha önce kaçabildik sanki. Son bir parçası daha var sanırım burada. Onu da tararsak. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Vallahi ölmeden yetişebilecek miyiz, çıkabilecek miyiz? Hiç fikrim yok ama deneyeceğiz. Burada bir tane daha vardı ya. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Artık çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani oksijenimiz yetmeyebilir. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Yine de şansımızı deneyeceğiz. Elması görünce dayanamadım. Oksijen. Yetiştik. Farklı bir bölgeden çıktık ama yetiştik. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Bence elmas için bir tur daha dalsak güzel olur. Bir oksijeni fulleyelim. Öyle yapalım. Farklı malzeme yok gibi ya. Altın var, kablolar var burada. Tamam, burada gereksiz bir şekilde dolaşmayalım. Dediğim gibi birkaç parça daha elmas bulursam çok iyi olacak. Elmas için dalmaya gidiyorum şimdi. Tamam, full oksijeniz, hemen dalıyorum şimdi. Elmas arayışımız başlasın. Isı güç ünitesi. Çok iyi. Başka var mı bu aralarda böyle atladığımız parçalar? Tamam, ısı güncesini açtık. Şimdi giysiyle ilgili eksik bir şeyimiz kalmamıştı. Suban giysisini açmıştık galiba. Elmas mı bu? Yakut, pardon, yakut arıyorduk. Yakuttan bir parça daha bulduk. Hatta bunları kazıp bunlardan da yakut çıkartabiliriz. 3 parça yakutumuz oldu. Lazer kesici. Lazer kesicimiz var. Boşuna açmak için kes. Keselim o zaman. Vay, güçlü pil. Ama güçlü pil takamıyoruz galiba değil mi? Pil. Aynen. Bu neymiş? Parlayan bir şeyler var burada. Deli kutusu. Oo. Burada bayağı bir malzeme atlamışız ya. Acele ettik ya, o yüzden oldu. Suban giysimiz de artık hazır. Son parçasını da bulduk. Artık üretebileceğiz. Ve daha derin yerlere gideceğiz arkadaşlar. Güçlü pillerimiz 2 adet oldu. Onları şarj edebileceğiz mi bilmiyorum. Güzel bir dalış yaptık.
belki buraya gelmek isteseydik, yani dışarıdan o kadar patlayıcı yanardağların arasına girmeden nereden gelirdik ona bakalım şimdi. Bak ya, suyu içeceğim attım ya, böyle şey olmaz. Var mı başka yiyeceğimiz? Hiçbir şeyimiz kalmamış. Bakın arkadaşlar, bunu geçince buradan dalmaktansa şu arka tarafından dalabiliyoruz. Tamam, bu kalsın ya, sıkıntı yok. Güzel yer. Çok verimli geçti arkadaşlar bu dalışımız. Gerçekten iyi oldu. Bakalım şimdi su hangisi üretmeye çalışacağız. Bütün malzemelerin elimizde olması lazım. Umarım yanılmıyorumdur. Ama araştırma istasyonumuz, değil mi? Araştırma istasyonu olması lazım. Bakarız şimdi ona. Bir gidelim. İstasyonun parçası eksik galiba. Onu yapamıyoruz. Welcome aboard, Captain. Evet. Yapıştır. Boşuna yetiştirmiyoruz bunları, değil mi? Efsane oldu ve tertemiz. Biraz canımız düşmüştü. Yedekte olması lazım burada. Bunda mı? Bunda da değil. Hangisine koyduk ya bunları? Ha, buradaymış. İleri güzel fırladık. Yani hemen hemen silmiş şeyler aldık. Şimdi tariflerine bakalım. Nerede ne üretebiliyoruz? Görelim bakalım. Farklı türler var. Suban giysisi, dergi kolu, zıplama jeti. Giysinin kendisini üretemiyoruz ya. Geliştirmelerini üretebiliyoruz. Depolama modülü. Şu kolla şeyleri toplayacağız galiba. O dergiler, ıvırlar, zıvırlar. Ama giysinin dediğim gibi kendisini üretemiyoruz. Bunlar da diğer geliştirmeler. Tamam, neyse. Bakalım bir. Yapıcımız burada, bir tekrar kontrol edelim yapıcıyla. Isıyı orta verimlilikte enerjiye çevirir. Demirlenmiş araçları geliştirmek için uzay havuz içine kur. Bilgisayar işlemcisi ve bakır tel. Yapalım. Bilgisayar işlemcisi ve bakır tel. Bakır telimiz hazır. Altın ve iki tane mercan istiyor. Onlar olması lazım. Altınımız var da mercan var mıydı? Hadi bakalım. Ha, bilgisayar işlemcisini yapmadık ya. Onu da yapalım. Tamam, işlemcimiz hazır. Şöyle bir daha bakayım. Bakır tel. Bir tane yapabiliyoruz mu? Bakırımız olmayabilir. Ha, bakır telimiz varmış. Tamam. İlginç ya. Duvara tıklamamız gerekiyormuş. Burayı güçlendirdiğimiz için tıklayamıyoruz galiba, değil mi? Yanlara kurabiliyoruz mu? Mecburen karşıya kuracağız. Tamam, kuralım bakalım. Tamam, demirlenmiş aracımızın olmadığını biliyorum. Modüller burada. Deniz tırı var burada. Şimdi bizi zora sokan arkadaşlar şu. Bakayım bulabilecek miyim? Deniz tırı rıhtımı, onunla da işimiz yok. Şuradan göstereyim, daha iyi olacak. Taşınabilir araç üretici. Bunun malzemelerini bulmak lazım. Bunu yapamadığımız için hiçbirini üretemiyoruz yani. Bir yerde bir eksiğimiz var. Suban giysisi üretebiliyoruz, deniz tırı üretebiliyoruz. Ne bileyim, tır modülleri var. Bir sürü şey açtık. Bakın, giysiyle ilgili geliştirmeler açtık. Bir dünya şey açtık ama suban giysisini üretebileceğimiz şu taşınabilir araç üreticisini açamadık maalesef. Yani bol bol gezmem lazım. Ya bir yerlerde demek ki eksik bir şey var. Tabii aramaya çıkmadan önce. Nerede bizim ev? Şu elmasları, yakutları bırakalım arkadaşlar. Onları elde etmesi zor. Güçlü pil de var değil mi? Güçlü pil de bırakalım.
İki tane yedek pilimiz var. Ben gelene kadar bunlar dolar zaten. Suyumuzu fulledik. Burada ne var fazlalık? İşimize yaramayacak, kullanmayacağımız. Hiçbir şey yok. Hemen hemen hepsini kullanıyoruz. Şu anki hedefimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Taşınabilir araç üretici. Hatta şöyle yapalım. Bence oyunun başında açılıyordur o. Biz atlamış da olabiliriz. Kendi ilk evimizi açalım. Şu. Hatta sarı yapalım onu. Mavi de olabilir. Nerede? Ha, mavi gözükmüyormuş. Rengini değiştirelim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar taşınabilir üreticiyi bulmaya çalışacağız. Araç üreticisini. Malzemeleri eksik bir yerlerden birkaç parçasını toplamışız. Ama onlar yeterli değil. Yani şu an oyunun dönüm noktası o. O olmadan ilerleyemiyorum. Çok derinlere gitmemiz gerekiyor. Nefes yetmiyor. Belki onda nefes çok daha iyidir. Hadi bakalım. Şöyle bir dolaşmaya başlayalım şimdi. Boğaz alalım ya. Boğazlar iş yapar. Bunları ekemiyorduk. Denemiştik. Oksijen çok iyi veriyor. Yiyecek biraz düşük. Bu da yiyecek oksijen eşit derecede veriyor. Ve ısı sıcaklığı veriyor. Çift slot kaplıyor ama bayağı kullanışlı, güzel. Çam balıklardan biraz ama. Sıkışmış mı bu? Az da olsa bir oksijen takviyesi sağladı bize. Ben de burada varmış. Şurada bir nefesimizi tazeleyelim. Aslında amacım buraya gelmek değil ama bir mağara var galiba burada. Gelmişken bir bakalım. Evet, burada da bazı parçalar var, bir şeyler var. Bunları da tarayalım. Tarıyor mu bunları? Yok, bu taramıyor. New blueprint synthesized. Şöyle bakalım ya, burada bayağı parçalar var. Oo, suban giysileri de varmış burada. Ama onları taramıyor tabii. Evet, bunların hiçbirini taramıyor. Şu sağdan başlayalım. Daha fazla alan var mı? Var. Yapıcı. Yapıcı işimiz yok ama tarayalım hadi. Fenerimizi yakalım. Güzel. Burada taranacak çok şey olabilir. Böyle bir güzelce gezelim. Yeni teknolojiler açabiliriz. Hey Sam, you want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi Oren, hi Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Lilian, yeah. I was just thinking. Çocuklarına kendini göstermek istiyor. Neler yapıyorlar bir günlük? What if I just found a way to take care of the bacterium? Nerede uğraştığını? I wouldn't say what effect. Burada bir de daha var. Ona da bakalım. Nasıl taranacak hiçbir şey yok burada, ilginçtir. While other teams have been pursuing, stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries. And we know that arkadaşlar bu odada taranacak hiçbir şey yok. Biraz da şuraya bakalım. Is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. For Terran. What did you think she would do to you? Sonra ne yapacağını düşündüm. Ana dünyamıza açılan kapıyı keşfetmiş olabilir. Riske girmemenin daha akılcı olduğuna karar verdim. O yüzden bilgi paylaşmamış. Posteri istemiyorum. Güçlü pil şarj cihazını da öğrendik. Hadi bakalım. İnşallah tek parçadır, tek parçaymış. İyi. Bu neymiş? Su arıtma makinesi. Evet, bir daha bakalım. Bu odadan geldik. Sağlı solda gidiyoruz. Biraz önce taramıyordu bunları.
Şimdi bir devadan sonra mı tanımaya başladı hepsini? Olabilir. Peki bu odada aramaya başlayacak mı? Kontrol edelim. Yok, bu odada gerçekten aranacak bir şey yok. O zaman biz taraya taraya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir oda daha var. Vay vay vay. Fener ağacı. Fener meyvesi. Bakayım ne gibi meyve veriyor. Daha ne versin? Sıcak veriyor bir de. Yani bunları bozuluyor mu bilmiyorum. Ekmek için aldım. Belki kullanırız. İç ortam yetiştirme yatağı. Onu da açmış olduk teknolojisini. Yalnız bunlar çok hızlı bozuluyor. Neyse çok önemli değil. Yani kullanacağımız bir bitki değil ama. Yani de onun sayesinde iç ortam yetiştirici açmış olduk. Şimdi dışarıda dolaşacağız ya biraz. O yüzden bunlardan toplayalım. Sıcaklık olarak. Çok yüksek bir sıcaklık sağlıyor bize. Bu bölgeyi komple bitirdik. Açıyorum bunu. Arkada var mı? Arkada bir oda daha varmış. Bak atlıyorduk bunu. Lilian'ın odası burasıymış. Ah, my darlings, Brian, Svea and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Beni sıfır karakol denilen bir yere gönderdiler. Pek bir şey yapamıyorum. Yalnızca bir şeyleri sınıflandırıyorum. Bitkileri, ara sıra da hayvanları. Ama bulunduğum yer büyük oranda buz kaplı. Bu yüzden bulunacak çok fazla bir şey yok. Steve ve Aaron havada dans öğretmeniniz size programa göre 15 dakika daha fazla beceri pratiği yaptırdığında ve serbest zamanı direkt zırt 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 okuyor. Geç. Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they sent you. Burada ne var acaba? Sam's space? What was she doing all the way out here? Burası Sam'in yeri miydi? Burada ne yapıyor? I don't think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Başka seçeneğim olduğunu sanmıyorum. Bakteriyi kendim etkisiz hale getirmeliyim. Biraz gerginim. Tamam, korkuyorum. Ancak bir ölüm kalım meselesi. Onunla oyun oynamamalıyız. Ben biyolojik değilim. Ben biyolog değilim. Biliyorum, buradaki hiç kimse değil. Bu konuda kavga ettiğimizden bu yana Danny ile konuşmadım. Zeta edeceğini söyledi. Ancak yapmadı. Dil bu konudan vazgeçmem için neredeyse bana yalvardı. Bu işi tanımamızın tamamen ötesindedir. İşte ama. Şirketteki durumunuzu tehlikeye atmadan önce durmanız gerekir. Ama böyle bir şey yapacak öte devlet içinde bulunmak istemiyorum ki. Robin beni uyarmaya çalıştı. Belki haklıydı. Altera gerçekten de zertilemez. Belki bundan daha iyisini hak ediyorum. Belki hepimiz hak ediyoruz. Antibakteriyel madde sentezledim. Kederli bir gülüşü var. Biyokimyayı en azından bunu yapacak kadar biliyorum. Canavarların güneydoğusundaki Hanglint araştırma mağaralarından birine bir kısmını sakladım. Bu işin kolay kısmıydı. Şimdi yalnızca planı uygulayacağım. Odaklan, cesur ol. Tehdit etkisiz hale getirildikten sonra ne olacağı konusunda kaygılan. Benim yaptığımı anlayacaklar. Beni eve gönderirlerse, eve gönderdiklerinde 6 metre karın olmadığı yere Akue çöreğime kavuşacağım. Güzel ve güzel ve sıcak bir battaniyenin altına sarılabiliriz. Robin ile sorunlarımız çözülecek. Hep öyle olur. Ayrıca yaptıklarıma saygı duyacağını düşünüyorum. Ve sonra belki de harika bir ekiple kendi araştırmama başlayabilirim. Tekrar protez üzerine çalışmayı çok isterim. İnsanların bedenlerine huzur ve rahatlık bulmalarına yardımcı olurum. Artık soğuk yok. Artık casusluk yok. Kötüye kullanabilecek hiçbir şey yok. Derin bir nefes alır
Pekala, zaman geldi, yapabilirim. Bayağı olaylar karışmış ya Sam. Bir bakteriden, bir tehlikeli bir canlıdan bahsediyor arkadaşlar. Doktor Samantha Ayo. Vay. Hemen geliyorum. Arkadaşlar, bu bölümde gizli bir bölge bulduk. Sam'i neler çevirdiğini mi desem artık, bir şeyleri yalnız başına düzeltmeye çalıştığını gördük. Bir bakteriden bahsediyor. Çok tehlikeli bir bakteri. Onu tek başına çözmeye çalışıyor. Belki orada büyük bir sıkıntı yaşamış olabilir. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu eksik olan araştırma modülü vardı biliyorsunuz. Araştırma modülü demeyeyim de, şöyle göstereyim, taşınabilir araç üretici. Bunun malzemelerini aramaya devam edeceğiz. Bunu ürettiğimiz zaman oyunun gidemediğimiz daha zor noktalarına gideceğiz. Ve bayağı yolumuz kolaylaşacak. Hepinizi öpüyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.